Selamun aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzerinize olsun. Allah rızası için Doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz din ve mitoloji diye bir kanal. Bir kardeşimiz yorumlarda yazdı. Abi dedi bunlara bir bakar mısın? Bu adam dedi beni çok etkiliyor. Birkaç kanal var dedi. Yani hepsine bakmamız mümkün değil. Ben de bu kanala bir girdim baktım. Bakara suresinden ayetler getirmiş, eleştiriler yapmış. Fazla uzun sürmesin diye bir tane birkaç kesit aldım bir kanalında, bir videosundan. Şimdi o videosuna cevap vereceğiz, reddiye yapacağız Allah'ın izniyle. Konumuza direkt geçelim kardeşlerim, hiç uzatmayalım. Bakalım neler saçmalıyor, bir dinleyelim. Genelde aslında bu ateist kanalların, mesela daha önce bir kanal vardı, Doruk'taki Bey'in, onun da bir videosunu yapmıştım. Bunların genelde zaten kullandıkları şeyler aynı, mitolojiyi kullanarak Kur'an'ı eleştirmek. Ama kendilerini mantıksız duruma kendi ağızlarıyla düşürüyorlar. Birazdan bunun örneğini zaten size vereceğim. Ama lafı uzatmayalım. Şimdi direkt geçelim. Bakalım Bakara suresinin birkaç ayetini kendisi eleştirmeye çalışmış. Biz de onlara cevap verelim Allah'ın izniyle. 5 ila 7. ayetlerde şöyle yazar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardırlar. Küfre saplananlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Burada Kur'an'ı kendine rehber edinenlerin kurtuluşa ereceği, küfre sapanların ise zaten ne olursa olsun inanmayacağı ifade ediliyor. Fakat her şeyi yaratan ve bilen Allah, küfre sapanlar dediği insanların zaten küfre sapacağını, peygamber de yollasa, kitap da gönderse inanmayacaklarını, daha onlar anne karnına düşmeden biliyor olmalı. Bunu bildiği halde o insanları yaratıp cehennemde cezalandıracak olması çelişkili bir durum. Evet kardeşlerim dinledik. Küfre sapanları Allah daha önceden yaratmadan önce biliyor. Ve onları bildiği halde bunları yaratıp bunları işte cehenneme atacak olması, bunların kalplerini mühürlemesi çelişkili bir ifade diyor. Aslında çelişkili bir ifade değil. Bunu zaten ayetlerle açıklayacağız. Rabbim küfre sapanları tabii ki bilir. Kimin olacağını, kimin olmayacağını bilir. Kimin cennete gideceği, kimin cehenneme gideceği zaten bellidir. Ama yine de Allah insanları yaratır. Yani onlara bedeni verir, ruhlarına bedeni verir. O bedenle sen şu andaki yaptığın gibi, aynı senin yaptığın gibi küfre saplanırsın ve küfürde de devam edersin. Zaten Rabbimiz işte senin gibi insanların kalplerini mühürlemiştir. Çünkü senin gibi insanlar küfürde devam eder, küfürden dönmez. Ama Rabbimiz hiçbir insanı yaratıp direkt cehenneme atmaz. Bunu Kur'an'ı okusan zaten anlarsın. Ama Kur'an'ı okuyup beyninizle düşündüğünüz için, kalbinizle iman etmediğiniz için, mantığınızın almadığı yerleri, kafanız çalışmadığı için idrak edemiyorsunuz ayetleri. Şimdi kardeşlerim ben size kalu bela denen olayı gösteren ayetleri bir vereyim. Bakın bu şahsın söylemiş olduğu saçmalığı hemen çürütelim. Rabbim hiç kimseyi yaratıp onlara işte günah işlettirip sonra onların kalplerini mühürleyip onlara hiçbir tövbe şansı tanımıyor gibi bir terim çıkıyor ortaya bu şahsın söylediğine göre, ama bu doğru değil. Bakın şimdi Araf suresi 172-173'e gidelim. Bakın ondan sonra Rabbimizin ne kadar adaletli olduğunu görelim. Araf suresi 172-173. Bismillahirrahmanirrahim. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz içindir. Yahut bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Yani 172'ye özellikle dikkat ederseniz kardeşlerim, biz ruhlar alemindeyken Rabbimiz bizi ruh olarak yarattığında biz Rabbimizi işittik, duyduk, itaat ettik ve şahit olduk. Sen bizim Rabbimizsin dedik. İşte Rabbimiz zaten biz böyle dedik diye bize bu bedeni verdi ve dünyaya gönderdi. O zaman sen ruh olarak ben seni kabul etmiyorum, şahit değilim demiş olsaydın
Zaten deme lüksün olmazdı ki Rabbimize şahit olduğun için, ruhun buna şahit olduğu için ruhun doğruyu söyledi. Sen de şahit oldun, ben de şahit oldum. Biz kabul ettik ve bu dünyaya bu şekilde gönderildik. Yani hiçbir insan dünyaya günah işlemek için gönderilmez. Her doğan bebek, yani her doğan insan günahsız doğar. Her insanın aklının ermesi değişik yaşlara doğrudur. Kimi insanlar 17, 18, 19'da aklı erer, kötüyü, doğruyu anlar. Kimisi 20-25'i bulur. Ama hepimiz bunu kabul ettik. Rabbimizin varlığını kabul ettik. Bu dünyaya günahsız doğduk. Sonradan günahlarımızı işliyoruz. Rabbimiz işte buna müdahale etmez. Biz zaten kendisine şahit olduğumuz için bizi yarattı, bu dünyaya gönderdi. Yani burada bir çelişki yok. Senin anlattığın saçma bir şey. Sen anlamamışsın olayı, Kur'an'ı okumadığın için, bu tür olayları tabii bilmediğin için boş boş konuşuyorsun. Neyse, devam edelim. 7. ayette bu insanların kalp ve kulaklarının Allah tarafından mühürlendiği, gözlerine perde çekildiği söyleniyor. Araplar tıpkı antik Mısırlılar gibi düşünme organının kalp olduğunu zannediyorlardı. Araplar da bu hatalı yaygın inanışa sahiplerdi. Bu inanıştan dolayı 7. ayette beyinlerinin değil de kalplerinin Allah tarafından mühürlendiği anlatılır. Yani Allah bu kişilerin beynini, düşünce şeklini bizzat kendisi kısıtlamış, duydukları ile uyanıp doğru yola gelmesinler diye kulaklarını ve kalplerini mühürlemiş, gözlerine de perde çekmiştir. Bu da yetmez gibi tüm bunları yapan kendisi iken kullarını cezadan muaf da tutmamaktadır. Şimdi kardeşlerim, duyduğunuz gibi burada da saçma sapan bir ifade kullanmış. Sanki Rabbim bizi yaratıyor ve kendisi kimin cennete, cehenneme gireceğini belirliyor. Cehenneme gidenlerin de kulaklarını, kalplerini mühürlüyor. Ondan sonra bu insanları yargılıyor gibi bir hüküm çıkartmaya çalışıyor ki bu doğru değil, bu yanlıştır. Rabbim kendisine bile zaten şu anda mühlet veriyor. Kendisinin bundan haberi var mı? Yok. Rabbim hiç kimseyi yapmadığı bir işten dolayı cezalandırmaz ve Rabbim hiç kimseyi yapmadığı iyilikten dolayı da mükafatlandırmaz. Bu saçma bir şey. Allah'ın kalplerini mühürlediği insanlar bellidir. Tevbe suresinde belirtilen, Maide suresinde belirtilen bazı ayetlerde mesela Hazreti İsa'ya Allah diyenlerden, bozgunculuk çıkaranlardan, münafıklık yapanlardan, şirke girenlerden, kafirlerden, Allah'a inanmayanlardan ve tövbe etmeyip de bunda devam edenlerin kalplerini ve kulaklarını mühürler Allah. Diğer insanların yani iş durduğu yerde kimsenin kalbini Rabbimiz mühürlemez. Bazıları Allah hiçbir kulunun kalbini cehenneme gitsin diye mühürlemez. İnsan yaptıklarının sonucunda bu cezayı alır. Kulun istemesiyle olur dese de bir şey değişmez. Çünkü bunu yapan Allah o kullarının tövbe edebilme ihtimallerini ortadan kaldırarak onlar için cehennemi garantilemiş olur. İşte gördüğünüz gibi bizim söylediğimiz şeylere tamah etmiyorlar. Yani siz böyle böyle deseniz de biz onu kabul etmiyoruz. Çünkü Allah bu insanların kalplerini mühürleyerek onlara cenneti garantilemiştir. Bunlara tövbe şansı da vermemiştir diyor. Şimdi yalan söylüyor. Ben size bakın bir ayet vereyim, birkaç ayet. Burada Rabbimiz onlara şans vermiş mi, vermemiş mi? Ondan sonra bir bakalım. Bu gibi insanlar Kur'an'ı okumadıkları için veyahut da okuyup da diğer yerlerine bakmadıkları için sadece Kur'an'da kendi kafalarına uyan, yanlış olduklarını düşündüğü ayetleri getirdikleri için diğer ayetleri görmezden gelirler. Neden? Çünkü işlerine gelmez. O yüzden insanların kafasını karıştırmak isterler. Ama biz tabii bizim gibi, benim gibi insanlar da bunları sizlere göstermek zorundayız ki bunların söylediklerinin saçma olduğunu siz de rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi Tevbe suresine gidelim. 64 ve 66. ayetleri okuyalım. Bakalım Rabbim kimlerin kalplerini ve kulaklarını, gözlerini mühürlüyor? Onlara bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 64. ayet Tevbe suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir surenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay ede durun, Allah çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır. Şayet kendilerinin için ayağa ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler.
De ki Allah'la onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Boşuna özür dilemeyin çünkü siz sözde iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek bile suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreye azap edeceğiz. Bakın bu ayeti niye vermezler? Özellikle 66'da bakın ne diyor Rabbimiz? İçinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek bile. Bakın demek ki içlerinden tövbe eden insanlar affedilecek. Ama suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreye azap edeceğiz. Şimdi anladın mı? Kimlerin kalpleri mühürleniyor? Kimlerin tövbesi var? Yok. Demin ne diyordu kendisi? Tövbe ettirmesine izin vermiyor Allah insanların. Ondan sonra onları cehenneme atacak diyor. Yalancı, yalan söylüyor. Halbuki Rabbim bak burada kendisiyle ve peygamberiyle alay eden münafıklara bile diyor. Eğer tövbe ederlerse onların bir kısmını affedeceğiz. Ama diğerleri ısrar ettiği için bu şahıs gibi ve diğer ateist şahıslar gibi bunlar sürekli olarak İslam'a, Allah'a, peygamberine saldırıp bunu devamlı ısrar etmeleri sebebiyle bunların kalpleri mühürleniyor. Şimdi anladık mı kimlerin kalpleri mühürleniyormuş, kimlerin kalpleri mühürlenmiyormuş? Şimdi anladık mı Rabbimiz kimlere tövbe kapısı açıyormuş, kimlere tövbe kapısı açmıyormuş? Devam edelim kardeşlerim. Kardeşlerim şimdi de yine aynı sureye bir bakalım. Tevbe suresi 73 ve 74. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası. Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözde Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye, peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfuyla onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Bakın görüyor musunuz? Yine eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Yine tövbe ederlerse diyor Rabbim. Demek ki bunlar tövbe etmeyip hala bunda ısrar ediyorlar. Yani şimdi sen Allah'ın yarattığı bir dünyada yaşıyorsun. Allah'a ve peygamberine karşı geliyorsun. İslam'a, Kur'an'a saldırıyorsun ve peygamberi öldürmeye yelteniyorsun. Bu kadar şeyden sonra Allah yine tövbe kapısını kapatmıyor, sana açık tutuyor ama sen yine aynı şeyde hala devam ediyorsun. Ondan sonra da Allah senin kalbini artık senden vazgeçiyor çünkü sen artık dinlemeyeceksin ki hala bu şahıs da aynı şeyin peşinde. Aynı dedeleri gibi, onun dedelerinin dedesi gibi, ataları gibi aynı şeyi yapıyor. Ondan sonra Allah bunların kalplerine mühür vurduğu zaman da bize niye kalbe mühür vuruyorsun, bize niye tövbe kapısı bırakmıyorsun? Çünkü sen artık tövbeyi geçtin. Yani tövbenin belli bir şeyi vardır. Sen her türlü pisliği yet, atıyorum mesela dünyada 8 milyar insanı öldür. Ondan sonra gel tövbe et, tamam her şey silinsin bitsin. Oh ne oldu ne güzel. Peki o zaman adalet terazileri neden kurulacak? Senin günahların ve sevapların bir kefeye neden konacak o zaman? İşte bunlar kardeşlerim, bunlar anlamazlar. Bunlar her zaman ayetleri çarpıtırlar. Ama yapacak bir şey yok. Ben zaten bunlara aslında bunun gibi insanların videosunu yapmaya gerek görmüyorum ama bazı kardeşlerimiz işte rica ediyorlar, abi böyle böyle beni çok etkiliyorlar falan diye ayet vererek göstererek konuştukları için kardeşlerimizin aklını çelebiliyorlar maalesef. Biz de işte bu kardeşlerimizi kırmayıp bunlara cevap veriyoruz. Yoksa yani bunların söylediği şeyler hemen hemen aynı. Hep ayetlere takla attırma ve bazı ayetleri de saklama. Şimdi kardeşlerim bakın Rabbimiz yine aynı Tevbe suresinde bunlara azabı neden verdiğini, bunların kalplerini neden mühürlediğini bunlara zaten söylüyor. Ama maalesef dedim ya bunlar bu ayetleri görmezden gelirler. Bunlar sadece işine gelen ayetleri verirler. Biz yine de okuyalım. Bakın Tevbe suresi 126-127. Bismillahirrahmanirrahim. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bakın ne tövbe ediyorlar ne ibret alıyorlar. Her yılda bir iki kere belaya çarptırılıyorlar. Bir sure indirildi mi sizi bir kimse görmüyor mu diye birbirlerine göz ederler, sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Şimdi anlıyor musunuz Rabbim neden bunların kalplerine mühür vuruyor? Çünkü bunlara senede her bir veya iki bela geliyor ama bunlar imtihan edildiklerini anlamıyorlar. Sonra ne tövbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar. Ondan sonra da çıkıp diyorlar ki ne, bize tövbe kapısı açtırmadın. Ahirette de böyle diyecekler belki de. İşte bizi sen erken öldürdün. 75 yaşında öldüm ben. Ben 90 yaşayacağım zannediyordum. Bana 15 yıl daha süre versen ben o zaman tövbe edecektim. Yok ya.
İşte kardeşlerim, bunlarda ne mantık var ne bir şey var. Bunlarda zaten Kur'an'ı okuyup anlamazlar. Niye? Çünkü kendilerine ilim verilmemiştir. Bunlar Kur'an'ı okuduğu zaman sadece yanlışlarını anlarlar Kur'an'ın. Yani yanlış dediğim, Kur'an'da yanlış yoktur. Bunlara öyle gelir. Şeytan çünkü bunlara öyle gösterir. Neyse, devam edelim bakalım neler söyleyecek daha. Yoldan sapanın kalbini Allah da saptırıyorsa, kul hata işleyince Allah kalbini mühürlüyorsa, o halde insanların sınavına ve ahiretine müdahalede bulunmaktadır. Kulun istemesiyle oluyorsa ve kulun istemesi Allah'ın iradesi dışında olamıyorsa, tüm bunların sorumlusu yine her şeyi bildiği iddia edilen Allah olur. Maalesef sorumlusu Allah değildir, sorumlusu sensin. Çünkü yaptığından sorumlu olan sensin, her şeyi yapan sensin. Deminki ayetleri verdik. Allah hiç kimseyi günahlarından dolayı hemen cezalandırmaz. Her zaman mühlet vermiştir. Size de mühlet veriyor, veriyor. Ama siz bir türlü ne ibret alıyorsunuz ne tövbe ediyorsunuz. Artık Allah sizden şeyi kesiyor, yani artık umudu kesiyor. Sizin yola geleceğiniz yok. Hala zaten şu anda senin yaptığın da aynı. Hiç ibret de almıyorsunuz. Siz her şeyi kendiniz bildiğinizi zannediyorsunuz. Ayetleri okuyup kendi kafanıza göre yorumluyorsunuz. Yaptığınız günahlarından da Allah'ı sorumlu tutamazsınız. Allah size senaryoyu vermiştir. Seçim senindir. Günahı mesela şimdi sen doğduğunda günahsız olarak doğdun. Büyüdün, Kur'an'ı okudun. Tabii Kur'an'ı doğruları bulmak için okumadığın için, yanlış bulmak için, şeytanın sana daha galip geldiği için sen ne yaptın? Kur'an okudun, yanlışları buldun ve saçma sapan konuşmaya başladın. Allah da artık sana hala da, bakın Rabbim zaten şu anda size hala da mühlet veriyor. Zaten bu eleştirdiği Bakara suresinin 15. ayetini birazdan size göstereceğim. Orada da ayeti zaten normalde, bakın bu şimdiki 5, 6, 7, 8, 9. ayetlerin hepsini Diyanet İşleri'nden birebir almış vermiş, ama 15. ayet işine gelmediği için 15 ile 16'yı değiştirip kendisi eklemeler yapmış. Birazdan onu göstereceğim. Neyse, devam edelim. Kader Kur'an'daki en çelişkili konulardandır. Kimi ayetlerde burada gördüğümüz gibi her şeyi yapan, kullarının ne yapacağını bile belirleyip karar veren Allah iken, kimilerinde durum bunun zıttıdır. Kur'an, kolektif bir kitap olduğundan ve derlenmesi uzun sürdüğünden içinde bu şekilde çelişkiler görmek mümkündür. Bu çelişkileri yok edebilmek için yüzlerce tefsir yazılmıştır. İşte bakın, benim dediğimi de zaten kendisi doğruladı. Kur'an'da çelişki diyor. Halbuki Kur'an'da çelişki yoktur. Allah hiç kimseyi işlemediği bir günahtan dolayı cezalandırmaz. Sen sürekli günah işliyorsun. Bunda da ısrar ediyorsun. Tövbe etmiyorsun. Ondan sonra da gelip bunu Allah'ın üstüne atamazsın. Bu saçmalık olur. Allah hiçbir kimseye zorla cehenneme atmaz. Hiç kimseye de zorla cennetine koymaz. Çünkü bu adaletli olmaz. Allah'ın adaletine yakışmaz. Sen ne ekersen onu biçersin. Kötülük yaparsan kötülük biçersin. İyilik yaparsan iyilik biçersin. Bu 2-2 daha 4'tür. Sen Kur'an'da çelişki yoktur. Dediğim gibi kendisi Kur'an'ı anlamadığı için Kur'an'da çelişki olarak bize yutturmaya çalışıyor. Ama biz yemeyiz. Neyse, devam edelim. 8 ve 9. ayetlere bakalım. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Söz konusu ayetler münafıklardan, inanmış numarası yapıp aslında inanmayanlardan bahseder. Fakat 9. ayetteki ifade tuhaftır. Çünkü münafıklar zaten Allah'ın varlığına inanmıyorlar. İnandık deyip Müslümanları kandırmayı deniyorlar. Dolayısıyla Allah'ı aldatmaya çalışmış olamazlar, çünkü onlara göre Allah yok. Şimdi bu ayetlerde de yine ayetleri çarpıtmaya çalışıyor. İşte yok, münafıklar Allah'a inanmıyormuş da Allah yoksa demek ki münafıklar Allah'a inanmadığı için aldatamazlar falan gibi. Halbuki orada Rabbim ne diyor? Bunlar diyor hem müminleri hem Allah'ı, yani beni aldatmaya çalışıyorlar derken orada kendi kendilerini aldatıyorlar, farkında değiller. Yani bunlar zaten Allah bunların kalbinden geçeni bildiği için burada böyle söylüyor. Ama kendisi burada bir çarpıtma yapıyor. Güya işte Allah'a inanmıyorsan diyor, Allah'ı nasıl kandırabilirsin diyor.
Halbuki kendisi kendisini burada ifade ediyor ve kendisini tanımlıyor. Sen de Kur'an'a inanmıyorsun, Allah'ın varlığına inanmıyorsun. O zaman Kur'an'ı ve Allah'ı neden eleştiriyorsun? Aynı bu münafıkların yaptığı gibi. Çünkü münafık, sen de münafıksın. Senin söylediğin de zaten mantıksız, saçma. Zaten şimdi kendi kendine yakalandın. Demek ki sizin amacınız belli. Sizin amacınızı biz biliyoruz. Zaten şimdi kendisini tanımlayacak. Kendisi kendisini benim söylediğim gibi tanımlayacak. Bizim amacımız zaten Müslümanları, İslam'ı kandırmak, Müslümanları kandırmak, müminleri kandırmak diyecek. Bakın bunu kendi ağzınızla duyun. Şimdi bırakalım kendisi, bakın anlatsın bunun ne demek olduğunu. Var olduğuna inanmadığın bir güce inandığını söyleyerek o gücü değil, ona inananları kandırabilirsin. Basit bir örnek vereyim. Diyelim ki ben bir Müslümanım, İskandinav topraklarına gittim ve orada Baba Tanrı Odin'e inanıyor numarası yaptım. Halka Odin'e inandığımı söyledim ama benim için Odin diye bir tanrı zaten yok. Dolayısıyla kandırmaya, aldatmaya çalıştığım bir şey varsa o da yalnızca insanlar, orada yaşayan İskandinavlardır. Bakın ağzıyla itiraf etti. Ben şimdi bir İskandinav ülkesine gitsem, orada o baba tanrı Odin'e inansam sadece oradaki insanları kandırırım. Peki burada Müslümanlara ne yapıyorsun? Aynı şeyi değil mi yaptığın? Allah'a inanmıyorsun, Allah yoksa, Kur'an uydurulmuşsa neden Allah'ı eleştiriyorsun? Senin yaptığın da münafıklığın aynısı işte. Yani kendi kendini tanımlamışsın burada. Sana teşekkür ederiz. Devam edelim. 15 ve 16. ayetler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Bakın kardeşlerim, burada şu anda 15. 16. ayete kadar verdiği hep Diyanet'in mealiydi. 15'te 16'da bunu değiştirdi. Niye? Çünkü 15'te 16'da işine gelmeyecek ifadeler olduğu için onu nereden almışsa kendi artık başka bir meali soktu veyahut da kendisi eklemeler yaptı. Ama ben size okuyayım Bakara 15'te 16'yı. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekte Allah onlarla alay eder, alaylarından dolayı onları cezalandırır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururken onlara mühlet verir. Bakın Rabbim onlara mühlet veriyor. Niye? Hala tövbe kapısı açık. Ama bunu kendisi orada yazmıyor. Neden? Çünkü işine gelmiyor. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Bunlar şeytanla ve sistemle anlaşma yapan insanlardır. Bunlar hiçbir zaman tövbe etmeyecekler. Bunlar hala yaptıkları şeyde ısrar eden insanlardır. Zaten yaptığı şeylerde sürekli olarak ısrar edenlerin tövbesi de kabul olunmaz. Rabbim bunları niye kabul etsin ki? Sen her türlü pisliği ye. 50, 60, 70 yaşına gelince de son birkaç sene önce, ölmeden önce tövbe et. Her şeyin seninsin. Oh, her şey ne güzel, bitsin gitsin. Böyle iş olur mu? Tabii ki olmaz. İşte bu ayeti de onun için vermemiş. Bakın ne diyor? Rabbim onlara mühlet verir. Zaten Rabbim şu anda insanları hiçbir zaman cezalandırmaz. Burada ayetler var Kur'an'da. Biz diyor eğer insanları günahlarından dolayı cezalandırmış olsaydık yeryüzünde bir tane canlı kalmazdı diye ayetler var. Yani işte demek istediğim gibi kardeşlerim, bunların, bu ateistlerin genelde söyledikleri hep aynı. Ya ayetlere taklattırıyorlar ya ayetleri saklıyorlar. Bir kısmını alıyorlar, bir kısmını almıyorlar. Kendileri okuyor, anlamıyor. Onu yanlış olarak betimliyorlar. Ondan sonra mitoloji böyle diyor, işte tarih şöyle diyor. O zaman Kur'an yanlış. Bakın kendi ağzıyla kendisi zaten demin itiraf etti. Ne diyor? Ben mesela bir ülkeye gitsem, oraya inanmadığım halde onların tanrısına inanmış gibi olsam oradaki insanları kandırırım. E burada da yaptığı ne? Burada da Müslümanları. Sen Allah'ın varlığına inanmıyorsun, Kur'an'ı yalanlıyorsun, Kur'an'ı Muhammed yazmış diyorsun veyahut da Kur'an'ı Muhammed uydurmuş diyorsun. E o zaman Allah'a inanmıyorsan neden o zaman yalan söylüyorsun? Neden Kur'an'ı getirip Allah sözüymüş gibi onu doğruymuş gibi kabul edip Kur'an'ı yalanlamaya çalışıyorsun? Yani hepiniz mantıksızsınız. Bakın kardeşlerim, bunların hepsinin mantığı bu söylediğim olayda bitiyor. Allah'a inanmıyorlar ama Allah'ı eleştiriyorlar. Bakın kendi kendilerine düşüyorlar. Kendi ağızlarıyla kendilerini yalanlıyorlar. Bakın şimdi size bir iki ayet de vereyim. Videomuzu tamamlayalım. Ali İmran suresi 90. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şimdi anlıyor musun Rabbimin senin gibi insanların kalbine neden mühür vurduğunu?
Çünkü siz iman ettikten sonra inkar ediyorsunuz, sonra da inkarda da ileri gidiyorsunuz. Yani ısrar ediyorsunuz, tövbe etmiyorsunuz. Zaten Rabbim ne diyor? Bu kadar işi yapıp tövbe edip ısrar ediyorsunuz. Ondan sonra bir gün gelip tövbe etsen bile artık o tövben senin kabul olmayacak. Neden kabul olmayacak? Çünkü Rabbimiz ne diyor? Biz ahirette adalet terazileri kuracağız. Sen mesela atıyorum 70-75 yılına kadar geldin, o kadar pisliği yaptın. Ondan sonra tövbe etsen senin günahların yine şeylere ne sevabın olacak ki? Ne sevabın olacak da ne günahlarına ağır gelecek? Yani işte bu yüzden yaptıklarınız boş. O yüzden işte Rabbim bazen insanların, bu gibi insanların tövbelerini zaten onun yüzden kabul etmiyor. İşte kalpler o yüzden mühürleniyor. İşte kardeşlerim, bu tür insanlara tamah etmeyin. Bu tür insanların videolarını izlemeyin. Bunlar sizi çok kolay kandırabilir. Eğer Kur'an'dan bilginiz yoksa, Kur'an'ı okumamışsanız, ayetlere hakim değilseniz. Çünkü bunlar ayet vererek konuşuyor ama gördüğünüz gibi ayetleri saptırarak konuşuyorlar. 1'den 12'ye, 13'e kadar, 14'e kadar ayetleri Diyanet'ten veriyor, işine gelen yerleri konuşuyor. 15-16'ya geldiği zaman Allah'ın kendilerine süre verdiğini, mühlet verdiğini tövbe için orayı söylemiyor. Gidiyor başka bir şey yazıyor. Allah izin vermiştir bunlara diyor, bilmem ne diyor. Saçmalıyor. Neden? Çünkü işine gelmiyor. Fazla söyleyecek bir şey yok. Her zaman dediğimiz gibi Kur'an'ı okumayı unutmayın. İşte Kur'an'ı okursanız bunlar size tesir edemez. Bunların yalan söylediğini zaten kendiniz de anlarsınız. Bunların da işi bu yani. Bunları da hor görmemek lazım. Bunların kalpleri işte zaten bu yüzden mühürleniyor. Bunlar çünkü ısrar ediyorlar. Şimdilik söyleyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kur'an-ı Kerim'i de okumayı unutmayın kardeşlerim.